Et ederken Çağatay Ulusoy röportaj için hazırlanıyor. Hazırlığı bitince de soluğu yanımızda alıyordu. Dedim Mecezir'in birinci sezonundan sonra yönetmenimiz Ali Bilgin'le Mecezir'de beraber çalıştık biliyorsunuz. Onunla bir böyle film yapalım durumu oldu. Sonra yapımcıya sunduk bu fikrimizi. Onun üzerine senaryolar geliştirildi ve hazırlandı. Gerçekten çok mutluyum bu işin içinde olduğum için. Farklı olduğunu düşünüyorum. Filmde bateri çalan ve şarkı söyleyen Çağatay Ulusoy, bateri çalma işine devam edeceğinden bahsediyordu. Biz başından beri konuşa konuşa gittik. Ne yapalım, hani hangi enstrüman olsun, bateriye karar verdik falan. Onun üzerine ben bayağı önceden daha senaryo yazılma aşamasındayken, daha senaryo bitmeden bateri dersleri almaya başladım. Bir 6 ay kadar. Zayıfladım evet. Yani sette çok zor oldu ama ya yapmak zorundaydık, zayıfladık. Aynı zamanda film içinde müziğe başlanıldı. Zaten müzikle ilgileniyordum. Hoşuma gidiyor müzikle ilgilenmek. Bateriyle de tanışmış oldum. Çok da istiyordum. Fırsat bulamıyordum. Vesile oldu. Peki bateriye devam edince? Devam ediyorum. Bunlar devam ediyorum. Kendi çapımda. Evde takılıyorum. Evde çalışıyoruz. Alındı yani. Bateri. Alındı tabii ki. Bu arada 3 ay Amerika'da kalan ve yeni projesi için eğitimler aldığını söyleyen Çağatay Ulusoy, hangi konularda eğitim aldığıyla ilgili ser verip sır vermiyordu. İşte Amerika'daydım 3 ay. Yeni proje için orada birkaç eğitim alıyorum. Aldığım eğitimleri söylemeyeyim çünkü projenin de büyüsü de bozmak istemiyorum şu anda. Biraz gizli. öyle yani, kendimi geliştirmeye çalışıyorum boş vaktimde. Şu an en uzun boş vaktim 5 senedir. Kendime yatırım yapıyorum. Peki buradan seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Umarım beğenirler. Bilmiyorum, yorumlarını merak ediyorum insanların. Emek verdik. İnşallah güzel karşılığını alırız. Bana deli bal diyorsun ya. Arada bir seni sarhoş edeyim. Başını döndürebileyim. Ben bu aşkın bütününü göze alıyorum. Senin bütün ömrüne talibim.